Merhabalar. Bugün harika bir kek tarifiyle geldim. Ben de ilk kez deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Malzemelerimizi tanıtayım. Hamur kapatma tozumuz 2 paket kullanıyorum. Ben genellikle şekerli vanilin 2 yemek kaşığı kakao, 1 adet damak çikolata. Bunu parçalayıp üzerine dökeceğim kekin fırına atmadan önce. 3 adet yumurta oda sıcaklığında olacak. Bunlar limon kabuğu rendesi. Bunu da içerisine karıştıracağım. 2 kaşık Hindistan cevizi, 2,5 su bardağı un, elenmiş olarak burayı hazırladım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şekerimiz ve 1 adet limonun da suyu. Bu limon kabuğu rendesi de 1 adet limona ait. Şimdi bakalım karışımımızı hazırlamaya başlayalım. 3 yumurtamızı kabımıza kırdım. Şimdi üzerine 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Mikserle karıştırmaya başlıyoruz. Önce düşük modda, daha sonra yüksek modda yaklaşık 5 dakika boyunca çırpıyorum. Köpük köpük bembeyaz olana kadar. Bu şekilde kekimiz daha güzel oluyor. Hem de yumurta kokusu sevmeyenler için de yani yumurta kokusunun olmadığını düşünüyorum ben bu şekilde. Çünkü yaptığım hiçbir kekte böyle olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Şimdi çırpmaya başlıyorum. Yumurta ve şekerler karışınca 5 dakika bu şekilde köpük köpük bembeyaz oluyor. Şimdi sütümüzü ekliyorum. Ardından yağ. Ve limon suyumuzu da ekleyelim. Ahşap kaşığımızla karıştırıyoruz. Diğer hiçbir aşamada artık çırpıcı kullanmıyorum. Dediğimiz sıvı malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra unumuzu, elenmiş olan unumuzu alıyoruz. İçerisinde hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin var. Bunu da mevcut karışımımıza ekledik ve karıştırmaya devam ediyoruz. Unu tam yedirmeden önce Hindistan cevizimizi ekleyelim ve limon kabuklarımızı da ekleyelim. Bu şekilde karıştırmaya devam. Kek kalıbımızı fıs yağla yağladık. Şimdi karışımımızın bir kısmını kek kalıbımıza ekliyoruz. Hamurun kalan kısmı için de kakaoyu eriyerek ekliyorum. Kakaoyu da hamura iyice yedirmek için karıştırıyoruz. Kakaoyu hamurumuza iyice yedirdik. Şimdi kalanını da kekimizin üzerine ekliyoruz. Hamurumuzu da üzerine ekledik ve şimdi geriye tek malzememiz kaldı. Damak çikolatasını da kırıkladım ve üzerine bu şekilde ekliyorum. Önceden 180 derece ısıtılmış fırınımıza koyuyoruz. Ve en az 40 dakika pişmesini bekleyeceğiz şimdi. Alarmını kurup.
kekimiz fırından çıktı. Şimdi bakalım, bir de keselim. Fırından çıkartıp kek kabına koyup soğumasını bekledik kekimizin. Şimdi iyice soğudu. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde içerisinde çikolatayı da görüyorsunuz. Yumuşacık. Bir de tadına bakalım. Çok lezzetli, limon aromalı. Çok güzel olmuş, tavsiye ederim.